28 Kasım 2023'ten itibaren bir kısım mahpuslar Abdullah Öcalan'a özgürlük ve Kürt sorununa çözüm talebiyle açlık grevine girdiler. Dönüşümlü olarak bir açlık grevi süreci devam etti. Tabii bu süreçte birçok hak ihlali yaşandı. Açlık grevlerinin olduğu cezaevlerinde açlık grevlerine giren mahpuslara soruşturmalar açıldı. Disiplin soruşturmalar oldu, ceza alanlar oldu, cezalar infaz edilenler oldu. Daha sonra 4 Nisan 2024'te mahpuslar bu kararlarından vazgeçerek açlık grevlerini sonlandırdılar. Aileyle görüşmeme, görüşlere çıkmama, avukat görüşlerine çıkmama ve telefonla konuşmama şeklinde bir boykota dönüştürdüler taleplerinin çözüme kavuşması için. Bu durum iletişimi ister istemez kısıtlı bir hale getiriyor. Ailesiyle görüşemiyor mahpuslar, daha doğrusu görüşmüyor. Aileler, yakınları, cezaevinde olan yakınlarıyla görüşemiyorlar. Bundan dolayı sağlıklı bir iletişimleri ve bilgi de alamıyorlar kendilerinden. Buna ilişkin derneğimize yapılan birkaç başvuru var zaten. Son telefon görüşmelerinde ailelerine bunu iletiyorlar. Bir daha bir avukat görüşü ve telefon görüşmesi yahut açık veya kapalı görüş fark etmeksizin görüşmeye çıkmayacaklarını belirtmişler. Dediğim gibi bu iletişimi minimuma indiriyor. Bazı durumlarda derneğimizin avukatları ya da dosyalarını takip eden avukatlarla görüşmeme durumunu da ortaya çıkarabiliyor. Buna ilişkin olarak sorunları tespit etmemiz ya da yaşanan hak ihlallerini tespit etmemiz zorlaşıyor. Yine de bu cezaevinde yaşanan ihlalleri tespit etmemizin önünde bir engel değildir. Bizim dernek olarak çalışmalarımız devam ediyor, görüşmelerimiz devam ediyor. Başvurucularla buna ilişkin görüşmelerimiz sürüyor. Bunlara ilişkin bu mahpusların bu yeni eylem sürecine ilişkin kısa zaman içerisinde açlık grevlerinde yaşanan sorunlar gibi raporlaştırmalarımızı yapıp kamuoyunun bilgisine sunacağız. Şu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Haklı bir talepleri var. İmralı Ada Hapishanesi'nde bir tecrit durumu söz konusu. 4 yıldan fazladır Abdullah Öcalan'la 4 yıldan fazladır bir iletişimsizlik hali söz konusu ve bu da toplumsal yansımalarını gösteriyor. Mahpuslarda bu toplumsal yansımaların, toplumsal sorunların çözümü ve kendi durumlarına ilişkin cezaevindeki sorunların çözümüne ilişkin haklı bir taleple açlık grevine başladılar ve ardından da böyle bir eylem kararı aldılar. Yetkililere biz her zaman seslendik, açlık grevi süreçlerinde de seslendik. Bu boykot eylemleri vesilesiyle de sesleniyoruz, seslenmeye devam edeceğiz. Talepleri dinlensin, çözülsün, çözüme kavuşturulsun. Bu toplumsal barışa da önemli bir katkı sunacaktır. Yani cezaevlerindeki sorunlar sadece cezaevinde kalan, hapishanede kalan mahpusların sorunu değil. Toplumda yaşayan herkesin sorunu. Cezaevlerinde çok fazla mahpus var. Açlık grevine girsin veya girmesin, taleplerde bulunsun veya bulunmasın. Herkesi etkiliyor, toplumun tamamını etkiliyor, toplumsal barışı etkiliyor. Herkesin bu konudan haberdar olması ve çözüme kavuşturulması için bir adım atması yahut bir girişimde bulması önemlidir. Halkın, vatandaşın, toplumun bu haklı talepleri sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de İHA'de olarak, kurum olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim çalışmalarımızı da takip etsinler, çalışmalarımızda bize yardımcı olmak isterlerse de her zaman bekleriz.